Evet, şimdi yanımızda değerli hocamız Akif Okudan var İzmir'den. Hocam, bir dönem kapanıyor federasyonumuz adına, yeni bir dönem başlıyor. Evet. Yeni dönemle alakalı beklentileriniz neler? Hani korona öncesi diyorduk ya, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak korona girdiğinde. Evet. Burada da aynısı olacak gibi hissediyoruz. Hepimiz aynı şeyi düşünüyoruz. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Kulüpler daha yetkin bir şekilde, baskın bir şekilde federasyonun içine girmiş durumda. Yönetiminden tut, denetlemesinden tut, başkanını takip etmesinden tut, her şekilde işin içindeyiz inşallah. Olacağız diye de düşünüyorum. Gördüğüm tablo çok hoşuma gitti. İtirazlar oluyor en azından. Çok güzel bir şey bu. Yusuf Gül ve şu anda Barış Korkmaz evet. ve Zafer'le birlikte yürüyen seçim olacak. Şu anda Tolga'nın ayrılmasıyla aslında baktığınız zaman birçok şey eski düzenden değişip yeni bir düzen gelecek. Her halükarda iyi olacağına inanıyorum. Beni biliyorsunuz zaten. Hani çalışma kadrom belli. Dans her türlü kazandı bana göre. Bundan sonra dansın sonuçtan içinde, bağımsız olarak. Dansın içi tabii sonuçtan tabii. bağımsız olarak dans her türlü kazandı. Bundan sonrası artık dansa ne katabiliriz? Hangimiz daha samimi, hangi ekip daha güzel iş yapar? Kim daha iyi yapabilirin araştırması içerisindeyiz. Takdir seçmenin, kulüp başkanlarının, kulüp delegelerinin vesaire. Çok teşekkürler hocam. Sağ olun. Görüşeceğiz. Evet, şimdi de yanımızda Uluslararası Dans Sporları Federasyonu Türkiye Başkanı Sayın Alper Alakut var. Hocam nasılsınız her şeyden önce? İyisiniz? Harika. Hocam bir dönem bitiyor, yeni bir dönem başlıyor. Ben sizin duygu ve düşüncelerinizi merak ediyorum sadece. Neler hissediyorsunuz şu anda? Şu anda neler olacak veya? Her şeyin hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye Dans Camiası için. Efsane bir başkanı uğurluyoruz 18 sene sonra. Evet. Tolga başkanımız artık yerini genç iki adayımıza bırakıyor. Ben hangisi kazanırsa kazansın dansa hayırlı olmasını diliyorum. Çok teşekkür ederiz hocam, sağ olun. Alper Alakut. Evet, şimdi yanımızda değerli başkan adayımız Yusuf Gül'ün yönetim kurulu ekibinden Sayın Gökhan Tuncer var. Öncelikle başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Güzel bir seçim olsun herkes için. Çok yorucuydu ama sonuna geldik. Sonuna geldik. Beklentilerimiz nedir? Ne aşamadayız? Vallahi kazanacağız ve dans kazanacak. İnşallah. Şimdi çok zorlu bir seçim süreci atlattınız. Evet. Artık bir dönem kapanıyor, başka bir dönem başlıyor. Geleceğe böyle umutla baktığımız iki tane çok değerli adayın karşılıklı olduğu bir dönem bu. Kim kazanırsa kazansın. Güzel bir yola gireceğimizi tahmin edebiliyorum. Velakin fakat sizin bu yeni dönemle alakalı, yapacaklarınızla alakalı şöyle artık son toparlama derler ya, öyle bir cümle rica edeceğim. Söyleyeyim, sporcuya ciddi yatırım var. Kulüpleşme konusunda ciddi bir ekip kuruyoruz şu anda. Kulüplerin direkt danışmanlık alabileceği ekipler kuruyoruz. Yani bunu defalarca söyledik ama tekrar söyleyeyim. Federasyona ait bir spor kampüsü yapma projemiz var. Bunlarla ilgili aldığımız sözler var. Çok ciddi bir proje. Yani toplantıların, eğitim seminerlerinin, Türkiye şampiyonalarının yapılabileceği, içinde dans salonunun, toplantı salonlarının olduğu, ofislerin olduğu, hatta otelinin olduğu bir kompleks kuracağız. Artık federasyonunda bir dikili ağacı olacak. Hadi bakalım. Bu güzel projelerle geleceğe artık daha doğru. Sayabileceğim çok fazla proje var. Mutlaka. Bunlar hani ilk aklıma gelenler işte sporcuların eğitimi konusunda, antrenörlerin eğitimi konusunda, hakemlerin eğitimi konusunda çok ciddi bir bir kamp diyebiliriz veya buna çalıştay diyebiliriz. Adını ne koyarsak bir seminer yapacağız. Bu seminerde tüm kulüplerden antrenörlerimiz, camiamızdaki tüm hakemlerimiz, bunların gelişimlerini sağlayabileceğimiz bir seminer olacak. Tartışacağız, fikirler üreteceğiz ve o fikirleri bir potada eritip tüm camiaya sunacağız. Belli oluyor ki Türkiye Dans Sporları Federasyonu artık başka bir evet. evreye evrilecek diyelim. Aynen öyle. İnşallah çok daha güzel günler bizleri bekliyor Hep olacak. Hep birlikte başaracağız. İnşallah. Çünkü birlikte yöneteceğiz. İnsanların beklentisi şu, dinlenmek, dinlendiğini görmek ve hissetmek istiyor. Biz de ne istiyoruz? Camiamızdaki her bir bireyi en minik dansçımızdan en tecrübeli hakemimize, antrenörümüze kadar herkesi dinlemek ve onların bu konuda önemsendiğini görmelerini istiyoruz. Ki
faaliyetlerimizi bu konuda yürütebilelim. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Gökhan... ederim. Mine Hocam. Merhabalar, nasılsınız? İyiyim efendim, siz nasılsınız? Teşekkürler. Dans Magazin ekranlarında Mine Hocamızla beraberiz Denizli'den. Hocam, yeni bir döneme giriyoruz. Evet. Bir dönem kapanıyor, başka bir dönem başlıyor. Bu dönemle alakalı beklentileriniz nelerdir federasyonumuzla alakalı? Çok umutluyum. Çünkü iki tane değerli adayımız var. Ve bu adaylar dansın hem tüm güzelliklerini hem de belki tüm negatif taraflarını birebir deneyimlemiş adaylar. Hem kurucu oldular, hem yarıştılar, hem dansçı oldular. Haliyle masanın her yerinde yer aldılar. O yüzden hem sporcuları hem kurumları hem de başkanlık tarafındaki prosedürü çok iyi anladıklarını düşünüyorum. Çok umutluyum. Buna çok ihtiyacımız vardı. Dans çok evrimleşti ve gelişti Türkiye'de. Artık tam zamanıydı. İyi ki de oldu. İyi ki de oldu hocam. Çok teşekkürler düşünceleriniz için. Çok sağ olun. Görüşeceğiz tekrar. Evet, Türkiye Dans Sporları Federasyonu Başkan Adayımız Sayın Yusuf Gül şu anda yanımızda. Artık son dönemece girmiş vaziyetteyiz. Sözün bittiği yerdeyiz. Hislerinizi merak ediyoruz hocam. Neler hissediyorsunuz? Bizim için uzun bir yolculuktu. Gerçekten çok çalıştık. Bugün artık emeklerimizin karşılığını alacağımız bir gün bugün. Her ne olursa olsun dans kazansın istiyoruz. Evet, dans kazanacak. Hocam, o zaman size gönülden başarılar diliyoruz. İnşallah her şey istediğiniz çok gibi olur. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz, sağ olun. Her zaman, sağ olun. Yusuf Gül. Evet, Türkiye Dans Sporları Federasyonu seçimlerini tamamladı. Türkiye Dans Sporları Federasyonu eski başkanlarından sevgili Halis Altay yanımızda. Seçim sonuçlarını değerlendireceğiz. 127'ye 90'lık bir oy çıktı. Arada 37 oyluk bir fark var ve Barış Korkmaz artık Türkiye Dans Sporları Federasyonu'nun yeni başkanı oldu. Halis abi, düşüncelerin neler? Yani öncelikle tabii ki hayırlı olsun. Bu işin kazananı kaybedeni yok. Gerçekten iki taraf da bu iş için çok çabaladı, çok arzuladı. Çok iyi niyetle hazırlandılar, ben ona inanıyorum. Kazanan Barış oldu. Önünde zor bir dönem var. Çünkü geçmişin yükünü taşıyacak, birçok şeyin değişmesi lazım. Benim şahsen beklentimden farklı bir seçim gerçekleşmedi. Bunu çeşitli toplantılarda zaten dile getirmiştim. Ben Yusuf'un yönetiminin de çok başarılı bir yönetim olacağını, Yusuf'un dedim, Barış'ın yönetiminin de çok başarılı bir yönetim olacağını düşünüyorum. Ama burada şundan bahsetmeden geçemeyeceğim. Gerçekten Zafer burada çok büyük lükkan yaptı. Bu seçimin seyrini değiştirdi. Bu seçimde gerçekten bir koltuk kavgası için değil, dansın kazanması için birilerinin fedakarlık yapması gerektiğini gördü. Bu anlamda bu seçimin bence en büyük kazananı Zafer oldu. Gönülleri fethetti çünkü. Barış'la birlikte onların uzun bir önde 4 yılları var. Bu dönemde Zafer'in çok şey öğreneceğini, geliştireceğini ve gelecek dönemlerde bu işe soyunacağını düşünüyorum. Ona başarılar diliyorum. Mevcut Başkan Barış'ın tecrübeleri var. Geçmişte hataları var. Güzel yaptıkları, yanlış yaptıkları var. Bu tecrübelerden gerçekten çok beklentisi olan bu camiaya artık cevap vermek zorunda. Bizler şu an Barış'ı destekledik, başkan oldu. Fakat Barış'ı desteklememiz, Barış'ı yarın bir gün eleştirmeyeceğimize, yanlış yaptığında susacağımız anlamına gelmiyor. Bu işin takipçisiyiz. Her şekilde bu federasyonun, bu insanların geleceğinin hazırlanması konusunda gerekli gelişmelerin sağlanması için başkanı takip edip bu konuda yol göstermeye çalışacağız. Şeyde Kıvanç Hoca ile birlikte yapmış olduğunuz Dans Magazin programlarında ilk olarak sen devamlı şey söylerdin abi. Yani birilerinin birleşmesi lazım, birilerinin hareketlenmesi lazım. Yani tek tek adaylı, dört adaylı sistemde Tolga Başkan da adayken ki olan sistemde işin çok karışacağını, en azından adaylardan ikisinin birleşmesi gerektiğini söylüyordum. Biraz da senin dediğin de oldu aslında bakarsan. Yani şöyle, dört aday olduğunu düşünün. Dört adayın da çok iddialı olduğunu düşündüğümüz zaman 220 oyu böldüğün zaman da öyle 55'er oy var. Demek ki birilerinin öne çıkması lazım. Yani birileri kaybedecek. Kaybedenin belli olmadığı, herkesin ben kazanacağım dediği bir ortamda bir araya gelmek zaten bu işin genelinde olması gereken bir şeydi. Evet. O yüzden ilk birleşen Zafer'le Barış oldu. Kazananlar da onlar oldu. Fedakarlık yapan kazandı diyelim. Evet. Biz de başarılar diliyoruz Dans Magazin ekibi olarak da. Önümüzdeki dönemlerde de programlarımız devam edecek. Evet. Doğru, ben Dans Magazin'le başladığımızdan beri çok güzel dönüşler alıyorum. İsmail'in ve senin desteğinle bu programların devam etmesini istiyorum. Çok sık olmasa da. Yön vermek, fikir, bilgi paylaşımı yapmak bence bu işin en güzel tarafı. O yüzden Dans Magazin'e bu konuda teşekkür ediyorum. Biz de sana çok teşekkür ediyoruz abi. Evet,
Türkiye Dans Sporları Federasyonu Başkanı Barış Korkmaz şu anda yanımızda. Bu gurur da bana düştü. İlk evet. anonsu yapan değil mi? Türkiye evet. Dans Sporları Federasyonu evet. Başkanı. Beni de unutmazsın evet. abi artık. Duyguların, düşüncelerini alalım. Mutluyum. Şöyle mutluyum. Bir devir bitti. Evet. Yani herkes değişim bekliyordu. Herkes bir yenilik bekliyordu. Kulüplerin bu sesine biz kulağımızı tıkayamazdık. Bu anlamda Zafer gerçekten çok büyük bir özveriyle bu birleşmeyi gerçekleştirdi. Akabinde farklı şeyler oluştu. Başkan Bey adaylıktan çekildi. Derken zaten artık bir yenilik geliyordu. Bugün de tatlı bir rekabet içinde kazandık. Ama yani biz kazanmadık, herkes kazandı. Aşk evet, verildi. Finalde de bunu gördük zaten. Başkan adayları hep birlikte tabii. Güzel bir poz verildi. Yani. Bütün salonda şöyle bir şey vardı. Herkesin yüzünde gülücükler. Evet. Herkesin alkışları iki başkan adayı içinde. Bu demek oluyor ki hepimizin üzerine düşen görevler güzel var. Sadece evet. federasyonumuzun yönetimi, sadece başkanımız değil. Bizler de danssever olarak, bu camianın parçası olarak elimizden ne geliyorsa destek olmak için bütün işin altına girmeye hazırız şimdiden de. Daha çok tebrik ediyoruz. Daha genç bir röportaj yapacağız hazırlanın zaten. Hazırlanın çünkü çok çok çalışacağız. Yapacak çok işimiz var. İnanın çok yeni bir federasyonla pazartesi gününden itibaren camiamız tanışacak, öyle söyleyeyim. İnançlıyız. İşimizi biliyoruz. Çok güzel bir ekip oluşturduk. Yönetim kurulu arkadaşlarımızın hepsi çok çok değerli. Sayın Halis Altay'ı buraya alabilir miyiz? Buyurun hocam. Lütfen gel hocam, buyurun. Gel. Bu işler spontane oluyor. Bu işler spontane oluyor. Halis Başkan'a da çok teşekkür ediyorum. Süreçte o da çok yoruldu. Gerçekten çok yoruldu. Yorulmasındaki temel nokta şuydu. Birleştirici olmaya gayret etti. Bu birleştiricilik Halis Başkan'ı da yordu. Ama bugün biz büyük bir kısmı birleştirdiğimizi düşünüyorum. Hiç kimse kendini dışarıda kalmış hissetmesin. Biz tatlı bir rekabet yaşadık. Bitti. Yarından sonra hep birlikte hizmet edeceğiz. Tebrik ederim başkanım. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Tekrardan tamam. Tebrik ediyoruz. Şeylere başlayacağız değil mi yayınlara? Tabii İcraatın tabii. İçinden. Tabii, tabii. İcraatın tabii, içinden. Tabii. Tamam. Türkiye Dans Sporları Federasyonu Başkan Vekilimiz Sayın Zafer Coşkun aramızda. Bu title'la ilk anonsu yaptım. Çok teşekkür ederim. Doğrudur değil mi? Evet, doğru. Sayın Zafer hayırlı hocam. Hayırlı olsun. Çok teşekkür Zafer ederim. Hocam. Çok teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Herkesle sabahtan beri konuşuyoruz. Gerçek olan bir şey var. Bu seçimlere yön veren kişisin. Yani adaylarımız hepimiz vardı. Diyelim. Hepimiz diyelim. Bu seçimlere gerçekten yön verdin. Bir birleşmeyle beraber, Barış Hoca'yla beraber, Barış Korkmaz'la beraber bir yola çıktınız. Öncelikle sonsuz başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Her daim beraber çalışacağız zaten. O çok bir gerçek. Kesinlikle. Duygularını, düşüncelerini merak ediyoruz hocam. Bunları sorayım önce. Bu süreç biraz gerçekten uzun soluklu bir süreç oldu bizler için. Ailelerimizden ayrı kaldık, çocuklarımızdan ayrı kaldık, işlerimizden ayrı kaldık. Ama bugünkü geldiğimiz noktada dansın birlikteliğini, dansın gücünü bir kez daha gördük ve ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Bu anlamda çok çalışacağız, çok projeler üreteceğiz. Hep birlikte herkesi kucak açacağız bu anlamda. O yüzden ben bugün gerçekten dans ve bizler dans sporcuları kazandığını düşünüyorum. Bu anlamda camiamıza ve yönetimimize hayırlı olsun diliyorum. İnşallah bundan sonraki süreç çok daha güzel olacak. Çok daha temiz sayfalarla dansı hak ettiği yere, dünyadaki markasını hak ettiği markayı kazandıracağımızı düşünüyorum. Bütün delegelerimize, sporcularımıza, kulüp başkanlarımıza, antrenörlerimize çok teşekkür ederim. İyi ki varlar. Hepsini çok seviyoruz. Teşekkür ederim. Güzel bir birliktelik olacak aslında. Zafer Hocam büyük fedakarlıkta bulundu. Normalde seçim süreci içerisinde, seçimi yürürken büyük bir fedakarlık. Bence hala sahada çok aktif bir şekilde göreceğiz seni. İnşallah. Dediğim gibi yani burada önemli olan başkanlık değildi hiçbir zaman. O yolda çıkmadım. Önemli olan burada gerçekten birlik ve beraberliği sağlayabileceğimiz bir konjektör oluşturmaktı bizim için. Onu oluşturduğumuzu düşünüyorum. Madalyanın diğer yüzünü, benim tamamladığım diğer yüzünü Barış Korkmaz'ın, başkanımızın tamamladığını düşünüyorum. Ve bu birliktelikle çok güzel şeylere imza atacağımızı da düşünüyorum bu anlamda. Tebrik ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun. Başarılar tekrardan. Beraberiz. Sağ olun. Zafer Coşkun.
Türkiye Dans Sporları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Şenol Vefa Gülmez aramızda. Öncelikle tebrik ederiz. Teşekkür ederim. Başarılar diliyoruz her şeyden önce. Çok teşekkür ederiz hocam. Çok teşekkür ederim. Çok hocam bir devir kapandı, başka bir devir başladı. Bu yeni açılan devirde, bu yeni açılan kapıda siz de aktif olarak görev alacaksınız. Aynen. Duygularınızı, düşüncelerinizi merak ediyoruz. Aslında bugün seçim olana kadar böyle bir şey var ya, hani odaklanıyorsunuz seçime. Kazanırız, kazanmayız falan. Kazandıktan sonra bir ağırlık çöktü bana. Öyle çünkü, mi? Ben rahatlama gelmiştim. Yok yok. Yapılacak çok şey var. Gerçekten çok şey var. Aslında bunu hani camia olarak birlikte yapacağız. Her branşta öyle ki. Ama hani bir anda şey dedim. Evet dedim, yani şu anda asıl başlıyor. Yani gerçekten de şu an başlıyor. Yapılacak çok şey var. Umarım çok güzel şeyler yaparız. O niyetle giriştik bu işe. Öyle. Şöyle bir gerçeklik payı var. Az önce içeride atmosferi gördükten sonra şunu gözlemledim. Evet, yapılacak çok şey var ama arkanızda da kocaman bir camia var. Evet. Bu da bir gerçeklik payı. Yani yalnız değilsiniz. Bu yönetim kurulunun içerisinde olsun olmasın, bu camianın içerisinde olan herkes sizlere yardımcı olmak için elinden geleni yapacaktır hatta diye düşünüyorum. Hatta şöyle söyleyeyim, kazananı kaybedeni olmayan bir seçim gibi oldu. Çünkü evet. Ben de aynı hep beraber kürsüye çıkıldı, hep beraber konuşma yapıldı. Yani ben de aynı fikirdeyim. Hatta şey... Arttırıyorum. Evet, kesinlikle. Bunu canlı yayında da söylemiştim. Bence çok önemli bir şey var. O da ilk defa bir genel kurulda bu kadar dansçının, eğitmenin, antrenörün, kulüp sahibinin bu genel kurulda olması ve söz alabilmesiydi. Yani gitgide camiamız buna daha fazla sahip çıkıyor. Bu çok önemli. Çünkü gerçekten de hani biz büyütüyoruz. Ya başkan kim olursa olsun biz büyütüyoruz. Biz altta çalışanlarız, emekçileriz. Hani o anlamda çok güzel olacağını düşünüyorum. Yine birlikteyiz. Kesinlikle yani. Aynen öyle. Çok güzel bir kaybeden. Evet, tebrik aynen öyle. Çok teşekkür hocam, ediyorum. Hocam tebrik ediyorum. Görüşmek üzere. Herkese teşekkürler buradan. Sağ olasın, eksik olma. Şenol Vefa Gülmez.